Üniversitesi o şeyde. Ver bana tutayım. Yok yok. Sen Karaca Ahmet'te falan program da yapıyor. Biliyor. Ya sen o dede ya. He he dede. Yani şurada inince oraya yürüme. Ben kaç kaç dedim ben daha erken ineriz. 2390. Evet şu anda geldik. Bayburt Erzurum yol ayrımı. Şöyle göstereyim tabelayı. Buradan biz Çayırlı'ya sapacağız. Evet. Şimdi buradan Yedi Göller'e gidiyoruz arkadaşlar. Yol stabilize yol bayağı bir kötü. Dört çarpı dört araçlar ancak bu yoldan gelir gider. Bayağı kötü bir yol yani. Asfalt olursa bayağı bir kestirme olur Çayırlı için. Evet. Keş Dağları arka noktasından şimdi Çayırlı'ya gidiyoruz. Oradan Yedi Göller'e. Şu anda Deve Korusu'na geldik. İlk köy. Kışın buralarda muhteşem bir kar oluyor. Yani yollar kapalı. Deve Korusu'nda peyniri meşhurmuş arkadaşlar. Hayvanları var çünkü belli. Bir de Bakır köyü belli. Böyle şey olmasa taş evler çoğu yıldır. Eski Anadolu evler yani. Belki de geldim buralarda. Evet şu anda Erzincan Çayırlı arasındaki yol bölgesindeyiz. Burada yol inşaatı var, yol yapıyorlar. Bayağı bir çalışma var. İyi bir çalışma var. Gördüğünüz alan komple baraj olacak böyle. Komple suyla dolacak buralar. Baraj yapıyorlar. Yani bu doğa komple bu hayvanların otlakları yok olup gidecek. Şu anda şurada şu gördüğünüz alanda binlerce hayvan otlatılıyor yazın. Ama şimdi maalesef buralar baraj altında kalacak. Erzincan arasında arkadaşlar görüyorsunuz yadi kuruluyor şu anda. Bayağı bir çalışma var. Şu anda Yedi Göller'e gidiyoruz. Daha yolun en kötü yerlerinden biri burası. Yol çok berbat. Hani 4x4 araç olması gerekiyor. Gerçi bizdeki transporter önden çekişli diye rahat gidebiliyoruz. Yoksa biz de gidemeyiz. Komple kum, yumuşak kum. Ve altı komple taş. Yedi Göller'den gelen son arkadaşlar burası. Şöyle göstereyim. Aa şu gördüğünüz bulutların olduğu yer aslında.
ederim üstünüz. Evet arkadaşlar, yedi günlere doğru gidiyoruz ama yol inanılmaz berbat olmuş. Araba 1 ve 2. vitesten başka yemiyor. Şu anda 1 ile gidiyoruz. Bayağı bir aşağıdan uzun süredir 1 ile geliyoruz. Yollar, taşlar çok keskin, inanılmaz yani. Ancak buraya 4x4 araçlarla gelmenizi tavsiye ederim. Başka araç çıkmaz. Yani imkanı yok. Arkadaşlar, yedi göllerin ilkine gelmiş bulunuyoruz. Araba direkt önüne geliyor. Oraya girme, burada. Şuradan dönersin. Çıkar gerisi değil mi? Tabii çıkar, evet. Çalsın araba. Oo, aman tanrım, hava buz buz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hava inanılmaz soğuk. Şu anda buz gibi. Sırat Köprüsü arkadaşlar. Arkadaşlar, her zaman olduğu gibi, evet, işte görüyorsunuz, her taraf çöp, pislik, poşet, naylon. Yani görüyorsunuz. Yani insanlar kirletmeye çok hevesler. Gölün içi keza aynı şekilde şişe dolu. Görüyorsun. Poşetlerini bırakmışlar, çöplerini bırakmışlar. Bunun yukarısında bir tane daha göl var. İrili ufaklı. Şimdi biz buradan tırmanarak diğer göle gideceğiz. Orada biraz kalıp havada. Bugün çok soğuk, inanılmaz. Böyle buz gibi bir hava var. Yani havaya baktık, güneşli gerçi çıktığımızda, ama buraya geldik, Karadeniz iklimi gibi bir hava var. Evet arkadaşlar, üst gölden gelen su aşağı gidiyor, aşağıdaki diğer gölü besliyor. Biz şimdi suyu takip ederek üstteki göle çıkacağız. Şu anda 2986 metredeyiz, hadi daha yukarı çıkacağız. Tam Karadeniz iklimi var, hava buz gibi, inanılmaz. Evet arkadaşlar, dereyi takip ederek yukarı göle bir 30 metremiz kaldı.
Hammala kurbağa varmış burada ya. İlginç. Taşların olduğu yer volkanik taşlar komple simsiyah. Sene önce geldiğimizde yollar çok iyiydi ama bu sene inanılmaz berbat olmuş. Şu şekilde taşlardan arabayı yürüterek getirdim yani. İnanılmaz kötüydü. Evet. En büyük göl, yedi gölleri. Evet, en büyüğü bu. İşte çevresinde irili ufaklı göller var. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz 3000 küsur rakımdayız. Şu pisliğe bakın arkadaşlar yani. Yani oradan aşağıdan dolu şişelerini getirmişler. Buradan boş şişelerini götürmeye üşenmişler. Bu kadar pislik bir toplum mu diyeyim, insan mı diyeyim, ne diyeyim yani. Gerçekten yani böyle. Yani bunun yanı sıra bir de İçtiklerini gölün içine atmışlar, şişeler, mişeler, kapağıdır, laylondur. Gölün suyu düşmüş bu sene ama çok az. 2 sene önce geldiğimde yaklaşık burası diz boydu. Şimdi neredeyse 20-25 santim kenarları. Şöyle gidip gölün etrafını şöyle dolanıp geleceğim tekrar. Bakalım kaç dakika sürüyormuş buradan. Bir dakika tutacağım. Evet, şu anda büyük gölün rakımı. Gördüğünüz gibi 3010. Şu anda burun gibi çıkıntı olan adacığın üzerine geldim ama inanılmaz yani, esniyor, bayağı esniyor. Sanki altında bataklık varmış gibi bayağı bir esniyor. Ben böyle gidip böyle geleceğim. Öyle mi gidecek? Hı hı. Ali Hoca o taraftan geliyor daha. Biraz kalbi andırıyor göl. Çıkıntı olmuş. Şöyle. Bu göl yürümeyi sevmeyenler için çok uygun bir göl. Yani direkt dediğim gibi araba ilk gölün yanına geliyor. Oradan itibaren 15 dakika sürmeden hemen bu göle geliyorsunuz. Tabi bunun etrafında diğer göller de var. Şöyle çevresinde arka tarafta çukurluklarda. Toplam işte 7 tane belki biraz daha fazla bir göl var. Şimdi çekiyor. Tamam, şimdi çekiyor. Tamam, sen çalıştın. Evet arkadaşlar, şu anda 3100 3010 rakımındayız. Göldeyiz ama şeydi. Hava buz gibi. Tabii taşlar da bayağı bir keskin. İnanılmaz.
Su acayip sıcak, çok güzel. Ama taşlar acayip kaygan. Kaygan. Su sıcak ama. Evet, su sıcak. Sıcak mı? Yedi göllerde yüzme keyfi. Helal olsun sana Murat. Evet arkadaşlar, geldim. Gölün kenarına şu gördüğünüz yosunların üzerine bir bakayım, basayım dedim. Direkt ayağım 40 santim aynı bataklığa batar gibi gömüldü. İçine yani taş olmasına rağmen yine anlamadım. Yani sanki altı boşlukmuş gibi. Şöyle taşların üzerinden geçtiğin zaman yumuşacık, sanki alta çöküyormuş gibi. Bayağı bir esnek. Bakalım ileride gölün çıkış noktasında yüzmeyi deneyeceğim. Hava bayağı soğuk ama hava suyun sıcaklığına bak. Göre bakalım. Suya gireceğim. Hava güneşli olsaydı çok çok daha iyi olurdu ama maalesef ki hava şu anda tam yağış havası. Gölü besleyen kaynak sular böyle dağın eteklerinden çıkıyor. Şöyle kuzey yamaçlarında daha çok su çıkıyor. Gölü besliyorlar. Bu şekilde. Buradaki inanılmaz kuzey yamacında inanılmaz bir çiçek cümbüşü var. Rengarenk. Yani bu kadar tohumu atsanız bu kadar çiçeği bir arada göremezsiniz. Çeşit çeşit arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Yani bir taraftan da tabii ezmemeye gayret ediyorum çiçekleri. Çok güzel. Gel hocam gel. Sen niye bize peynir aldık? Ben almayın dedim ya orada, bağırdım bile. Murat. Demedim mi orada? Murat. Kal mı? He? Kal mı sen de? Ya kabar olması lazım. Bir tane daha olması lazım. Var mı bir tane daha? Bir tane var hocam, bir tane var. Sen olur olmasa 50 lira burada ne yapayım? Benim telefonum gitti, ona geldi. Aha. Çayımız da kaydı, evet. Doğana soğan, hocam. Şöyle ateşi kenarına koyalım. Demin alsın. Evet, şu anda geldik. Yedi göllerdeyiz. Çayımızı demledik. Kaynamasın o. Geri çek. Geri çek. Çayımızı demledik. Şimdi arkadaşlar bir şeyler yaptılar. Şöyle köy usulü kahvaltı yapıyoruz. Her şeyimiz var. İşte çayımızı demledik. Derken sayalım teker teker bak. Her şey var ya işte. Peynirimiz var, tulum peynirimiz var, zeytin var, domates, salatalık, yumurta, patates haşlanmış, pidemiz, ekmeğimiz var. Her şey. Hemen yanımızda
ilk göllerden bir tanesi var. Yukarıdan su geliyor, gölü besliyor. Şimdi buradan bir şeyler yiyip buradan Çayırlı'ya doğru devam edeceğiz. Oturan bir olur. Tamam. Tavşan tane demeyeceğim çünkü nefret ediyorum. Çay, çay çok güzel olmuş. 1 metrede çay içiyoruz. Çay 3000 pardon, 10 metresi de yukarısı. Yok yok, oraya daha fazla. Buraya 3000 değildi. 2800 civarı. 2986 mıydı burası? 2900 civarı ama çay da güzel. Yukarısı 3010'du değil mi? He yani, 3000. Vallahi billahi. Yolları bozuk. Evet, evet, o ayrı yok, mesele. Evet, yok, yok. Murat'ın bardağını vereyim kızım. Tutar mısın? Heh, onu da dolduralım. Of of, mis mis. Harika. Normalden fazlaydı. Sen söyle, sorunu sorun. Dedi, evladım dedi, eğer küçükse dedi, böyle anne ölürse, anne ölürse yetim kalır. Ama dedi, eğer yaşlıysa, ölür. Hani yaşlıysa dedi, bak bizim gibi duvar dibinde kalıyor dedi. Aynen. Yetim kalıyor. Gerçekten ama harika ve güzel bir cevap vermiş değil mi? Evet. Gerçekten. Yaşlılıkta çok kötü bir şey. Evet. Bak duvar dibinde kalacağız. Hanım olsa dedi, şimdi evimizde evde beraber. Bakar diye kötü, ikisi de yani beraber. Bugün. Geçine giderler. 11 Ağustos, dışarıda ateş yakmışız, ateşin etrafında ısınmaya çalışıyoruz, hava o kadar soğuk. Soğuk. Ama ağzına buhar çıkıyor ha. Soğuk. He. Aynen çıkıyor. Sisleri gösterebilirsin ya. Yok yok, şu anda gerçekten yani insanların ağzından buhar çıkıyor. Bayağı buhar çıkıyor yani insanın, soğuk yani bayağı. Bir şeyler var Murat. Şöyle ateşin etrafında ısınmaya çalışıyoruz. Sen bu kavakları yaptın mı?